Şimdi Sayın Bakan, turizm sektöründeki en büyük sorunlardan birisi kredi gibi görünüyor. Özellikle değerlemelerde varlık üzerinden değerlemeler yapılıyor ama hizmet üreten sektörler açısından bu biraz sıkıntılı. Bankalara sorulduğu zaman da bunun için bir kanun değişikliği gerektiği söyleniyor. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Birincisi bu. İkincisi de bildiğimiz kadarıyla sektörde sıkıntıda olan kredilerin oranı 8,2 milyar civarında. Bu konuda sizden sektörden yeniden yapılandırma gibi talepler duyuyor musunuz? Ya şimdi şöyle, tamam, değerleme statülerinde bir BDDK bir değerlemede bulunsun diye ben de bankacılarla konuştum. Bankalar Birliği düzenli toplantı, bazı toplantılarına biz de katılıyoruz. Turizm konusunda sektörel yaklaşımlar ve geleceği konusunda bilgilendirme açısından çok da faydalı oluyor. Aslında bankacı istediği gibi değerler. Tabii ki o yasal düzenleme onlara bir fayda sağlayacak ama yani bankacı değerlemek istedikten sonra istediği gibi değerler. Önemli olan onların hani turizmin getirilerinden emin olmaları, belirsizliklerin azaltılması. Çünkü sizin bir beton değeri şeklinde değerleme şeyiniz var ama bir de gelirle çarpanıyla ki dünyada böyle yapılıyor. Gelire endeksli değerleme de yapabilirsiniz. Yani o değer biraz bankacının elinde. Hani ben o yaklaşımlara çok defalarca toplantıya girdim. Bir düzenleme değişiklik istiyorlar. O değişikliği de biz Mali Hazine Bakanlığımızla da görüştük ama yani aslında yapmak istese o değerlemeyi yapar. Tabii ki 2020'nin birçok bilinmezliği içinde bankacılar dürttü. Hani bu mutasyonların nereye gideceği bilinemediği için, aşılama kampanyaların başarılı olup olmayacağını bilemedikleri için o belirsizlik kalktıkça zaten kredibiliteleri de açmaya, limitleri de çoğaltmaya başladılar. 8,2 milyar TL, yanılmıyorsam sizin rakamınız, o aslında sektörler bazında baktığınız zaman çok büyük bir şey değil. Hani sektörün büyüklüğüne baktığınız zaman toplam kredi hacimine Kredi vesaire hacmine baktığınız bakınca diğer tabii ki. sektörlerden göre çok büyük bir şey değil. Hatta onların bir dilimi altında bile. Hatta ben birçok 9 tane büyük özel banka var. Sektörü fonlayan, ağırlıklı olarak turizm kredilerine veren. Onların CEO'larıyla da fırsat buldukça konuşuyorum. Hepsinin hem fikir oldukları ve söyledikleri artık hani çok dinamik bir sektör olduğunu turizmin ve krizlerde çok iyi baş ettiğini, hızlı çıkışlar yakaladığını biz fazlasıyla gördük. Bir kriz olduğu zaman yapmaları gereken şey aslında gemiyi biraz yüzdürüp vakit kazandırıp sonra tekrar çıkmasını sağlamak. Onun farkındalar. Yani ciddi finansman yapan birçok banka aslında sektör ortalamalarının altında olduğunu görüyor buradaki batık kredileri. Bu batık kredileri incelediğiniz zaman yarısından fazlasının da aslında sektör dışı sebeplerle battığını göreceksiniz. Yani tahsil edilemeyen krediler, başka işleri bozulduğu için oraya yansımış olan krediler de var. Ama sonuçta hani bir mal karşılığı verilmiş kredilerin çoğu hemen hemen sıfıra yakın riskle yüzdürülüp bir süre sonra faiziyle birlikte geri alınabiliyor. O yüzden bankalar hani finanse etmeye devam ediyor turizm sektörünü. Dediğim gibi gelecek açısından da çok umut vaat eden bir sektör turizm. Rakamlarını da görüyoruz. Türkiye'nin krizdeki performansını da görüyoruz. Bu sene Avrupa ortalaması %40-60 civarında yükselirken biz biliyorsunuz kişi başına muhtemelen %85, gelirde %100'ün üzerinde bir büyüme yakalamış oluyoruz. Yani o V çıkışları da her zamanki olduğu gibi iyi bir şekilde başardık. Turizmin nitelikli turist açısından bir anayasasını sektörle beraber yazmaya başladık. Stratejik sektör ilan ettikten sonra. İşte alfabesinin gerekli olan turizm geliştirme ajansını, sertifikasyon programlarını, yasadaki değişiklikle hepsini sınıflandırmaya tabi olması gibi nitelik adına atılması gereken, işte nitelikli personel yetişmesi için gereken Milli Eğitim Bakanlığı protokolleri, altyapı yatırımları, şu an dünyada birçok yatırım durmuşken biz bu yatırımları hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. O açıdan bankacılar açısından da, finansçılar açısından da, uluslararası yatırımcılar açısından da Türkiye cazip bir noktada. Demin de söylediğim gibi Antalya Havalimanı'nda uluslararası yatırımcı gözüyle bakıyorsunuz. Bunun en büyük tescili. Tamamen yabancı sermayeyle ve yabancı finansmanla başarılmış bir kontrat var ortada. Ve hiçbir devlet taahhüdü de yok, garantisi de yok. Sistem kendi kendini garanti ediyor. Yani Türkiye iyi yolda, bunu biliyoruz. 8,2 milyar dediğim gibi TL'de yani sektör bazında baktığınız zaman toplam finansmanda birçok sektörün altında bir rakam. Ve onu biraz daha altına inerseniz bir kısmının sektör dışı sebeplerden dolayı batık kredi halini aldığını da görebiliyoruz. Bankalar ona göre davransınlar. Bankalar biliyor zaten, siz merak etmeyin. Biz onlarla yakın hep konuşuyoruz vesaire. Çoğunun CEO'suyla geçmişten gelen tanışıklığım var zaten. Biliyorlar. Bir sıkıntı oldukları zaman da bize ulaşıp fikir alabiliyorlar zaten. Biz gerekli mevzuat düzenlemelerini de hep yaptık.
Yani ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri vardı o diğerlemelerde teminatlama açısından. Bazı sıkıntı. Onların hepsini çözdük biz. Gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Finansman etme açısından bir sıkıntıları yok yani bankacıdan şu anda. Peki Sayın Bakanım, biraz da bu diğer alanlara da aslında sormak istiyoruz. Özellikle AKM projesi hakikaten herkesin, kültür tarafına da biraz geçelim. AKM herkesin böyle gıptayla baktığı, birçok kişiden çok olumlu feedbackler aldığınız bir proje oldu. Şu anda ziyaretçi sayısı ne durumda? Onun dışında tabii Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası yapıldı. Şimdi bir Rami Kışlası'ndan bahsediyorsunuz. Mesela orayı nasıl projelendireceksiniz? Orası ne olacak? Biraz onlardan bahsederseniz. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara binası ve Rami Kışlası zaten benim ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın bana verdiği en önemli 3 projeden biriydi. Bu projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi talimatını kendileri vermişti zaten. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'ndan başlayalım istiyorsanız. Biliyorsunuz çok eski bir proje o. 26 yıl boyunca biz devralana kadar 26 yıl boyunca inşaatı devam etmişti. Ve inşaatın 26 yıllık süreçte %60'lık kısmı tamamlanmıştı. Biz projeyi ele aldıktan sonra 20 ay gibi bir sürede kalan %40'ını tamamladık. Ve işte Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası binasını hizmete aldık. Çok da güzel bir yapı ve emsalleriyle kıyaslandığı dünya genelinde bu emsallerde ilk 10 arasında yerini alan bir bina. Yani ilk 10 derken 10. sırada değil, üst sıralarda yerini alan hem mimari açısından hem kapasite açısından hem teknolojiler açısından en iyi binalarımızdan biri. Atatürk Kültür Merkezi Şubat 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini attığı bir bina. Burada çok iyi konsantre olduk. Ve 2,5 yıl gibi kısa bir sürede projeyi tamamladık. Ve dünyadaki örneklerle kıyaslandığında yani ortalama bu tarz Avrupa'da binalar 7,5 yılda çok ciddi rakamlarla mesela Avrupa'daki benzeri 866 milyon euroya yapılmış. Ve bizim sahne teknolojilerini de kullanma yapısı gereği. Orası bir filarmoni binası. Bizimki bir opera binası olduğu için, opera sahnesi olduğu için bir 50 milyon euro da bizim sahnemizin farkı var, teknoloji farkı var. Bizdeki sistemler ve teknolojiler farklı. Yani öyle baktığınız zaman 910 milyon euroya mal ettikleri bir şeyi. Yani biz 3'te 1 sürede 4'te 1 fiyata mal ettik. 4'te 1 fiyatının bile altına mal ettiğimizi söyleyebilirim. Yani hem süre olarak çok hızlı yaptık hem maliyet olarak çok uygun şartlarda gerçekleştirdik. Ve burada en büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanımızda. Çünkü bu böyle hızlı bir projede, büyük bir projede birçok engelle karşılaşıyorsunuz. Yani karşılaştığımız her engel de yanımızda oldu. Önceliklendirdi projeyi, önümüzü açtı ve biz de hızlı bir şekilde yol aldık şantiye firmamızla beraber ve örnek projelerden biri gerçekleşti. İlk 2 aylık performansımıza baktığımız zaman ilk 2 ayda etkinliklere 120 binden fazla katılım olmuş, biletli katılım olmuş. Ondan biraz daha fazla diğer etkinlik alanlarına ziyaret olmuş. Yani ilk 2 ayda 250 bin ziyaretçi almış baktığınız zaman proje. Pandemiye rağmen. Zaten bütün etkinlikleri full çalışıyor şu anda. Açtığımızda biletleri de oluyor. Ve tabi orası bir sadece bir 2040 kişilik büyük salonu var ama 805 kişilik bir ikinci bir salonu var. Çok amaçlı salonu var. Müzik platformu var. İçinde kayıt stüdyosunun da olduğu gençlere hizmet eden. Çocuk merkezi var. Küçük yaştan çocuklara sevdirmek için. İçinde küçük bir cep sineması var 100 kişilik. Kültür sokağı içinde bunlar yer alıyor. Onun içinde kafeteryaları var. Yani aslında pandemi sonrası 7 gün 24 saat yaşayacak bir mekan. İçinde bir kültür sanat ve kültürel endüstrilerle ilgili bir kütüphanesi var. Yani birçok mekanda içinde barındıran tam bir kültür merkezi. Atatürk'ün ismine yarışır bir kültür merkezi. Ve dünyadaki sayılı merkezlerden biri. Yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte ilk 10 içine giren ikinci yapıtımız oldu. Ve dediğim gibi üst sıralarda yer alıyor. Teknolojik olarak da en son teknolojiyle yapıldı. Tabii son yapıldığı için biz en son teknoloji kullanma fırsatını yakaladık. En iyi teknolojiyi de uyguladık orada. Şimdi tabii pandemi vakalar çok arttığı için hani Ocak, Şubat, Mart'ta biraz gevşeteceğiz. Yani yükünü azaltacağız, yoğunluğunu azaltmamız gerekiyor. Ama benim görüşüm hani ilkbaharla birlikte hani pandeminin tekrar azalacağı ve Mayıs itibariyle burada çok yoğun aktivite olacağı ve bu sayının bile 2 katına çıkacağını öngörüyoruz biz. Talepten onu görüyoruz. Ve iyi bir kültür merkezini kazandık.
Üçüncü proje... Çok özür dilerim. Yabancıların ilgisi nasıl? Çünkü genelde yurt dışına gidildiğinde hani bu büyük kültür merkezlerini böyle görme isteği de olur bizde. Onlardaki durum nasıl? İstanbul'a nasıl yani bir değer kattı? Şöyle, inanılmaz basından ilgi gördük biz açılışta. Yabancı basın çok ziyaret etti, geldi yurt dışından açılışa. Çok fazla yabancı basın kuruluşu geldi. Ve yurt dışı basında çok yer buldu. Dünyanın dedim ya şimdi... Pandemi gibi bir ortamda çok kısa sürede muazzam bir inşaat gerçekleştiriyorsunuz. Bunu son teknoloji yapıyorsunuz. Mimari açıdan çok şık ve yoğun etkinliklerle açıyorsunuz. İnanılmaz da talep görüyor. Gördükleri zaman da takdir ediyorlar tabii. Yani Türkiye'nin alkışlanan, gurur duyulan bir projesi oldu. Zaten halk tarafından da çok beğendi, çok takdir topladı. 250 binin kaçı belki turist, öyle bir şey onu var. Onu öyle saymadık yani, yabancı ama ben görüyorum. Bizim yabancı de orada bir ofisimiz var. Gittiğim zaman tur otobüsleri önünde duruyor. Turistler geziyor. Hmm. İçinde her tarafının kültür sokaklarını geziyor. Resim çektiriyorlar. Tekrar gidiyorlar. Şimdi biz zaten festivallerde, uluslararası festivallere de ağırlık veriyoruz. Onlara da biraz sonra değinirim istiyorsanız. Ve artık turizm Türkiye'nin ve İstanbul'un çekim noktaları haline de getireceğiz bu tarz kültür merkezlerimizi. Üçüncü projede Rami Kışlası'ydı. Orada da çok yoğunlaştık şu anda. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar Rami Kışlası projesini tamamlamak. Orası çok eski bir yapı. 1826'lardan yanılmıyorsam kalma kışla. Belli bir kısmı yıkılmış. Yani orada hem restorasyon, hem rekonstrüksiyon, hem de renovasyon yapıyoruz. Üçü bir arada gerçekleşiyor. Bittiği zaman yaklaşık 37 bin metrekare kapalı alan olan ve içinde de tam ortasında da 50 bin, 51 bin metrekare civarında bir bahçesi var, meydanı var. Onu da bir millet bahçesi şeklinde dizayn ediyoruz. Yani hem kapalı alanlarıyla ses getirecek hem açık alanlarıyla ses getirecek. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Ama Türkiye'nin de en çok ziyaret alan kütüphanesi olacak. Biliyorsunuz en büyük kütüphane millet kütüphanesi şu anda Ankara Külliye'nin içinde. Ama bizimki bittiği zaman en yoğun ziyaretçi alan kütüphane olacak. 4000 üzerinde oturma kapasitesi olacak. İçinde hem kütüphane birimlerimiz, bir de yaş sınırı 0-3 yaştan büyük yaşlara kadar her türlü yaşa hitap eden, herkesin ihtiyacını karşılayacak bir kütüphaneden bahsediyoruz. Yani çocuklara, bebeklere, gençlere, çocuklara, belli bir yaş öğrencilere, üst seviyedeki akademisyenlere, her türlü yaş grubuna hitap eden bir kütüphane tasarladık. Ve içinde sadece kütüphane birimlerimiz olmuyor. Yazma eserler grubumuz da oluyor. Yazma eserler grubumuzun şifahanesini de oraya alıyoruz. Orada bir şifahane yapıyoruz. Yani o kitapların nasıl olduğunu gözlemle şansları olacak. Ayrıca Türk Tarih Kurumumuzun birimlerini de oraya taşıyoruz. Atatürk'le ilgili büyük bir kütüphaneyi de içinde yer edeceğiz. Bakıldığı zaman hani İstanbul'un en büyük kütüphanesi ve güzel bir millet bahçesiyle hem içinde hem dışında birleştirilmiş bir şekilde inşallah yıl sonunda hayatımıza girecek. O da Avrupa'daki örnek projelerden biri olacak diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız projeyi çok sıkı takip ediyor zaten. Düzenli bilgi alıyor bizden. Biz de hedef koyduk. Yıl sonuna yetiştireceğiz diye inşallah amacımıza ulaşacağız yıl sonuna kadar. Sayın Bakan, şimdi tabii tüm bu sanattan bahsederken özellikle sinema sektöründen bahsetmek de gerekir. Çünkü sadece sinema değil, belki dizi sektörünü de içine katabiliriz. Türk dizileri dünyanın en çok izlenen dizileri oldu ve bu da aslında Türkiye'nin sinema sektörünü de daha da çok geliştirmesine neden oldu gibi görünüyor. Sizin sinema sektörüne önümüzdeki dönemde özellikle vereceğiniz destekler ne olacak? Nasıl bir bütçe ayırdınız? Ve tabii bu genel olarak da aslında bu sektördeki gelişimi de değerlendirmenizi rica ederim. Şimdi pandemide bir desteğe ihtiyacı oldu tabii sinema sektörünün. Biz bu dönemde mesela 2021'de en son bu yılda 95 milyon lira gibi bir destek yaptık. Bunun işte yeni sinema projelerine, çekim projelerine yaklaşık 49,5-50 milyon civarında bir katkı sağladık. Salonları hayatta tutmamız gerekiyor. Onların desteği oldu. Özellikle Anadolu'daki salonların. Onlar 16 milyon lira civarında bir nakdi destek yaptık. Türk film gösterimi, yerli film gösterim desteği adı altında. Onlar da yerli filmler göstererek yani bize katkı da sağlam, sektöre de katkı sağlamış oldular. Yine kültürel etkinliklere, sinema ile ilgili yaklaşık 30 milyona yakın, 29 milyon civarında bir katkıda bulunduk. Yani hepsini topladığınız zaman 2021'de 95 milyon liralık bir katkı sağladık. 2022'de de bu katkılarımıza devam edeceğiz. Hem yeni film çekimlerini, hem etkinliklere, hem salon desteklerini. Bir de bizim 2019'da da devam ediyor ama 2020'de ara vermek zorunda olduğumuz Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın projemiz vardı.
Orada 1 milyondan 2 milyona çıkacaktık 2020'de. Pandemi olduğu için onu ara verdik. İnşallah bu sene orada yine 1 milyon çocuğumuzu sinemaya gitmemiş çocuğumuzu belediyelerimizle birlikte işbirliği yaparak sinemayla tanıştıracağız. Hem de onların boş olan saatlerine denk getiriyoruz. Sinemanın salonlara da bir destek sağlamış oluruz. Bilet paralarını ödüyoruz. O desteğimizi de bu sene hayata geçireceğiz. Biz biliyorsunuz yeni bir yasa geçirdik. Çekim destek yasası. Yabancı filmlerin Türkiye'de çekimlerinde belli bir oranda vergi ve diğer harcamalar ile ilgili keşribat dediğimiz iade protokolüyle destek oluyoruz. Burada da bir kurulumuz var. Bu kurul özellikle reytingi yüksek diyelim veya ilgi gören Avrupa genelinde, dünya genelinde filmlere bu desteği vermeye çalışıyoruz. Burada iki tane hedefimiz var. Bir ekonomi olarak ve sektör olarak teknik anlamda o bizim kuruluşlarımızın, sektörümüzün buradan bu yapımlarda yorar almasını sağlıyoruz ve onların kapasitelerini genişletmiş oluyoruz. Ama her şeyden önce tanıtım açısından da çok büyük etkisi var. Yani bu tarz gişe yapan filmlerin Türkiye'de, Türkiye'nin turizm potansiyelini ön plana çıkaracak şekilde yapmış oldukları çekimler ve yurt dışındaki gösterimlerde elde ettikleri reyting Türkiye'nin tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor. Ve yine bir şekilde bu yasal kapsamında bir kurul oluşturduk. İlgili valiliklerde bizim sinema genel müdürümüzün de olduğu. Yani sadece onlar parasal destek istemiyorlar. Çekim sırasında teknik destek istiyorlar. İzinler var. Belli yerlerde çekim yapmak istiyorlar. Bakanlığımıza ait özel yerlerde. Bütün bu destekleri biz bu kurul sayesinde bu komisyon ekibe başvuruyorlar. Bu ekiple birlikte bakanlık olarak takip ediyoruz. Hızlı bir şekilde sönüştürüp onların en konforlu şekilde bu çekimi yapmasını sağlıyoruz. Çok da tutulmaya başladı. Çok da talep geldi. Bazı pandemi döneminde bazı çekilen uluslararası filmler oldu. Onlar şu anda gişe yapmaya da başladı. İnşallah çok daha büyük yapımlardan teklifler alıyoruz. Onlarla da görüşüyoruz. İnşallah onları da tek tek gerçekleştirdikten sonra o sektörün o bacağını da genişleteceğiz. Bu yıl belli bir sayı var mı? Şu anda 3 büyük yapıtla konuşuyoruz ama şimdi 3 yapımla da imzalanmadan söylemek doğru olmaz. Ama 3 büyük yapımla çekim desteği konusunda görüşüyoruz. Uluslararası yapım. Hollywood var mı arada? Hollywood var tabii. Esas Hollywood yapımları. Özellikle hangi şehirlerimiz daha çok ilgi görüyor? Yani İstanbul bir kere ana nokta ama şimdi Ege'yi de keşfettiler. Antalya çekim noktası olarak onlar için çok cazip. Bir hatta stüdyo olmasını da istiyorlar. Belki stüdyo yatırımı yapmak isteyen gruplar da var. Niye? Gün ışığının en uzun olduğu süre içinde yani gün içinde en fazla gün ışığı alan şehirler başında Antalya geliyor. 12 ay boyunca gün ışığı alıyor. Kışın da çok etkili. Off season'da olması bize de cazip. Antalya için de cazip. Hava trafiğinin oluşması birçok ülkeden onu da ciddi olarak görüyorlar. Takdir toplayan noktalarımızdan biri. Yani İstanbul, Antalya veya işte Kapadokya bölgesi, Ege bölgesinin bazı yerleri. Yani Türkiye'nin her yeri plato baktığınız zaman. Ama tabii onlar ekonomik rakamlarla çekmeleri lazım. Sonuçta bütçeli yapıtlar. Mesela en son çekilen bir film Guy Ritchie'in yönetmeni çekmişti. Jason Statham'da oynadı. Şöyle demişlerdi. Bizim yani filmi kurtaran ülke oldunuz. 6 ayrı ülkede çekmemiz gereken filmi Antalya'da çekmeyi başardık dediler. Yani maliyetler inanılmaz ucuzladı, destek de verdiniz dediler. O sayede biz bu filmi pandemi döneminde çekmeyi başardık. Şimdi yeni yanılmıyorsam vizyona da giriyor. Bu sene vizyonda galiba o film. İyi de gişe yapar inşallah. Tabii Türkiye tanıtımı için de çok tabii, önemli. Tabii çok önemli.